İyi geceler kızlar. Ama benim uykum yok ki. Ne? Hı? Uykunuz mu yok? Bizim de yok. Ne yapacağız peki? O zaman oyun oynayalım. Şimdi seni yakalayacağım. Yakalayamaz. Yakalayacağım. Kızlar, kızlar. Sakin olun. Ne yapıyorsunuz burada? Bizim uykumuz kaçtı. Oyun oynamak istiyoruz. Demek uykunuz kaçtı. Ama sizin büyüyebilmeniz için uyumanız gerekiyor. Ne yapsak ki? Mesela biraz daha oyun oynayabiliriz. O zaman şöyle yapalım. Ben size bir masal anlatayım. Ve bu masalı anlatırken masalda geçen nesneleri ve objeleri şekillerini sizler yapın. Ne dersiniz? Harika! Hemen geliyorum. Oley! Acaba nasıl bir masal olacak? İşte geldim. Bu kutunun içinde renkli oyun hamurları ve şekiller var. Hadi başlayalım. Şekiller ve oyun hamurları. Yapılacak. Sen bir güneş yapabilirsin. Pinkie Pie. Sen de bir bulut yapabilirsin. Tamam. Bir ağaç. Ve bir kare. Hadi bakalım. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben sarı bir güneş yapacağım. Benim güneşim hazır. Ben de bulutu bitirdim. Mavi bir kare yaptım. Aferin size. Fluttershy, bu mavi kareden bir de ev yapabilir misin? Tabii ki yaparım. Ben de kızlar için bir unicorn yapıyorum. Bak Ayşe, evi yaptım. Üstelik kapı ve penceresi de var. Çok güzel olmuş. Ben de sizin için bir unicorn yaptım. Aa, benimle aynı renkti. Çok tatlı. Neredeyse her şey hazır. Bir de gökkuşağı yapacağım. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Hadi bakalım kızlar, doğruca yataklarınıza. Masalı anlatıyorum. Beni dinleyin ve izleyin. Hop. Bir varmış bir yokmuş. Günlerden bir gün pembe bir unicorn bulutların üzerinden dünyayı izliyormuş. Ah, ne kadar güzel. Yanlışlıkla yeryüzüne düşmüş. Ah, olamaz. Yeryüzüne düştüm. Ne yapacağım şimdi ben? Unicorn'un düştüğünü evdeki kız görmüş ve dışarıya çıkmış. İyi misin? Diye sormuş. İyiyim. Yanlışlıkla düştüm. Çok korktum. Bana bir bardak su verebilir misin? Demiş unicorn. Elbette. Hemen getiriyorum. Küçük kız suyu getirirken keşke başka bir şey daha ikram edebilsem diye düşünmüş. İşte suyun. Unicorn suyu içmiş. Teşekkür ederim. Keşke sana meyve de ikram edebilseydim. Ama yağmur yağmadığı için ağacımız meyve vermedi. Demiş küçük kız. Bunun üzerine unicorn demiş ki. Üzülme. Ben yağmur yağdırabilirim.
Hem biliyor musun? Benim geri dönebilmem için gökkuşağına ihtiyacım var. Gökkuşağı da yağmurdan sonra çıkar. Hemen sihir yapmış ve yağmur yağmaya başlamış. Yağmur yağarken ağaç bolca beslenmiş ve hemen meyve vermiş. Taptaze elmalar çıkmış. Kız meyveleri görünce çok sevinmiş. Hemen ikram etmek için toplamış ve unicorn'a vermiş. Teşekkür ederim. Yağmur dinmiş ve unicorn'un dediği gibi çok güzel bir gökkuşağı çıkmış. Ve gökkuşağı kaybolmadan unicorn'un gitmesi gerekiyormuş. Benim gitme zamanım geldi. Güle güle küçük kız. Her şey için teşekkür ederim. Bulutların arkasından kaybolmuş. Küçük kız da onun arkasından el sallamış. Ve bu anı bir daha hiç unutmayacakmış. Bay bay unicorn, hoşça kal. Umarım seni bir daha görebilirim. Uyumuşlar bile. Arkadaşlar, siz de anlattığım masalı beğendiniz mi? Hoşça kalın.